Değerli mesai arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tabii ülkemiz, milletimiz çok büyük badirelerden geçiyor. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, inayeti, milletimizin ferasetiyle büyük oranda geride bırakmış olsak da badireler devam ediyor. Fakat hayat da devam ediyor. Biz hayatı durdurarak hizmetlerimize ara verme imkanına sahip değiliz. Hac ibadeti devam edecek. Diyanetin yurt içi, yurt dışı bütün hizmetleri daha da artarak devam edecek. Bilakis biz etrafımızda dönen dolapları görerek, milletimiz üzerinde oynanan oyunları görerek, Diyanet camiası olarak aşkımızı, şevkimizi, heyecanımızı daha çok arttırarak hizmetlerimizi birkaç katına çıkararak yola devam etmek durumundayız. Çok değerli hocalarım, hacca görevli olarak giden bütün arkadaşlarımızın önce kalben bu işe hazır olması. En önemli husus, hacca gidecek arkadaşlarımızın hacca rehberlik yapacak, ibadet yapacak, ibadete rehberlik yapacak arkadaşlarımızın kalben kendilerini bu işe hazırlamaları, kalben hazır olmaları, niyetlerini sağlam tutmaları. Çünkü niyet amellerin çekirdeğidir. Siz neyi gömerseniz, neyi dikerseniz onu elde ediyorsunuz. Bizim bilgimizi hac ibadetiyle ilgili, umre ibadetiyle ilgili, bu yaptığımız bu ibadetle ilgili bilgimizi gözden geçirmeliyiz. Fıkhımızı, ilmimizi, irfanımızı, hikmetimizi, yani kadim kaynaklarımızdan bugüne kadar haccın esrarı, haccın hikmeti, haccın fıkhı ile ilgili yazılmış her şeyi bu salonda bulunan her arkadaşımızın okumuş olması, değerlendirmiş olması lazım. Müslümanlar eğer haccın esrarını kaybetmeselerdi, haccın hikmetini kaybetmeselerdi, hac ibadeti Müslümanları değiştirmeye devam ederdi. Hac organizasyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işte dünyada parmakla gösterildiği, çok takdir edildiği bir meseledir. Bütün dünya bizi takdir edebilir. Artık hiçbir kör noktamızın olmaması gerekir. Çok güçlü bir iletişim olmalı. Ve bu güçlü iletişimde birbirimize yardımcı olmalıyız. Her arkadaşımız gitmeden önce Diyanet'in verdiği bütün kitaplara ve defterlere ilaveten her birimizin kendi özel defteri olacak. Defterde uçakta yapacağımız konuşma yazılı olmalı. Defterde Cidde Havaalanı'nda milleti teskin etmek için ne demeliyim olmalı. O cebinizdeki defterde havaalanında yapacağınız duayı yazmalısınız. O defterde Kabe'yi ilk gördüğünüzde, kendi heyetinizle beraber Kabetullah'ı ilk gördüğünüzde onlara söyleyeceğiniz cümleler belli olmalı. Defterinizde kafilenizin kimlerden oluştuğu belli olmalı. Kimlerden oluşuyor? Kaç genç var? Kaç öğrenci var? Kaç kadın var? Kaç erkek var? Kaç yaşlı var? Sırtımıza alacağımız kaç yaşlı var? Kaç tane çocuk var? Bunu bilmeliyiz. Kafile başkanlarının her biri aynı zamanda birer mürşit ve eğitimcidir. İrşat ve eğitim nutuklarla, vaazlarla olmaz. Hayatı durdurarak yaptığımız irşadın fazla manası yoktur. Hayatla beraber, hayatın içinde biz o irşadı verirsek anlamlıdır.